Hayvanlar aleminin göz alıcı renklere sahip sakinleri. Tavus kuşları, papağanlar, neon balıklar, mavi halkalı ahtapotlar. Bilim insanları, canlıların renklerini nasıl oluşturduklarından ziyade, nasıl kullandıkları konusunda daha çok bilgi sahibiydiler. Yeni çalışmalar, hassas bir şekilde kendiliğinden oluşan küçük özelliklere sahip, tüyler, pullar, saç ve deri üzerinde veya içindeki yapılara göre değişen bu sırlara yönelik. Günlük hayatta kullandığımız boyalar ve pek çok organizmaya renk veren pigmentler, üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğururlar, yani emerler, bir kısmını ise geri yansıtırlar. Özellikle bitkiler aleminde olmak üzere, doğada görülen renklerin çoğu, ışık spektrumunun bir kısmını yansıtan ve geri kalanını emen pigmentler tarafından üretilir. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı, cisimler tarafından soğurulmayan, yansıtılan ışıktır. Cisim yüzeyine düşen beyaz ışıktaki mavi ve kırmızı renkler soğurulup, yeşil renk yansıtılıyorsa, yeşil görünür. Aynı şekilde, mavi ve yeşil renkler emilirken, kırmızı renk yansıtılıyorsa, kırmızı görünür. Biyolojik bir pigment olan klorofil gibi yeşil pigmentler, spektrumun yeşil kısmını yansıtırken, daha uzun ya da daha kısa dalga boyları olan kırmızı, sarı ve mavi renkleri soğurur. Yansıtılacak ya da soğurulacak dalga boyları, pigmentin moleküler yapısına ve moleküler yapılarında bulunan atomlar arasındaki kesin mesafelere bağlıdır. Eğer bir cisim, üzerine düşen görünür ışığın tamamını yansıtıyorsa, beyaz, tamamını soğuruyorsa, siyah renklidir. Biyokimyasal sentezin ustaları olan bitkilerin hücreleri, birçok pigment türünü bir araya getirebilir. Ancak hayvanlar, büyük ölçüde bunların çoğunu gerçekleştirebilecekleri metabolik yolları kaybetmişlerdir. Hayvanlarda baskın pigment, kahverengi siyah ya da sarı kırmızı turuncu tonlar olarak beliren melanin, oldukça sınırlı bir palet. Süslenme, değişim, kur yapma ya da yırtıcıları savuşturmak için ihtiyaç duydukları renkleri elde etmede gerekli pigmentleri, beslenme düzenlerinden elde edebilirler. Kuşlar, parlak kırmızı ve sarı renkleri, çoğunlukla yiyeceklerindeki karotenoid pigmentlerden elde ederler. Bununla birlikte, spektrumun mavi ucu bir zorluk derecesini temsil eder. Çünkü, doğada mavi pigment sağlayabilecek çok az besin var. Mavi alakargalar, neon tetra balıkları, zehirli ok kurbağaları gibi birçok canlı, mavi tonları ve kimi yeşil tonları farklı bir şekilde elde etmek için, pigmentlere dayanmayan optik hileler geliştirdiler. Yani, yapısal renkler. Yanar döner renklere sahip hayvanlar ya da bitkiler aleminden birçok canlı. Metalik mavi kelebekler, altın rengi kabuklu böcekler ve dahası. Bu renklerin hiçbirinin kaynağı boyalar ya da pigmentler değildir. Bu arada yanar dönerlik, bazı yüzeylerin bakış açısı ya da ışık açısı değiştiğinde renk değiştiriyormuş gibi görünme durumudur. Yüzeyden yansıyan ışınların birbirlerini güçlendirecek ya da sönümlendirecek şekilde çakışması sonucu oluşur. Yanar döner renklere, sabun baloncukları, tavus kuşu tüyleri, balık pulları üzerinde görülen parlak renkler örnek verilebilir. Anlattığımız üzere boyalar ve pigmentler, insanlar ya da başka canlılar tarafından özel olarak sentezlenmiş kimyasal maddelerken, doğada bulunan bu metalik, yanar döner renklerin kaynağı kimyasal maddeler değildir. Bitkiler ve hayvanlar, bu renkleri çok daha basit maddeler kullanarak, çok daha basit bir biçimde üretirler. Yapısal renkler olarak adlandırılan bu renklerin oluşmasını, ışığın yansıdığı yüzeylerin fiziksel yapısı sağlar. Nanometre ölçeğindeki bu yapılar, boyutları görünür ışığın dalga boyuna yakın olduğu için ışıkla etkileşirler. Sonuçta, belirli açılarda yansıyan bazı dalga boylarındaki ışık, yıkıcı girişim sebebiyle yok olurken, bazı dalga boylarındaki ışıksa, yapıcı girişim sebebiyle güçlenir. Yüzeydeki yapıların büyüklüğü değiştikçe, ortaya çıkan renkler de değişir. Yapısal renkler de genellikle, yanar dönerliğin ışıltılı görsel çekiciliğine sahiptir. Yapısal renk katmanının tepesinden yansıyan ışık ile, alttan yansıyan ışık farklı aşamalarda olabileceğinden, farklı açılardan bakılan renk, daha parlak, veya renklerin farklı tonlarında görünebilir. Şeklin sol tarafında olduğu gibi, aynı renk ışık dalgalarının tepe ve çukur noktaları üst üste bindiğinde yapıcı girişim meydana gelir, ve renk parlaklaşır. Sağ tarafta olduğu gibi, bir ışık dalgasının tepe noktasının, diğer dalganın çukur noktasına denk geldiği durumdaysa, yıkıcı girişim meydana gelir ve renk soluklaşır. Mavi morfo kelebeğinin kanadındaki ölçekler, ışık dalgalarını kıran ve yansıtan, yanar döner mavi üretecek şekilde birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlayan, dal, çıkıntı, oluk benzeri yapılarla şekil almıştır. Renklendirmeye yönelik bu yapısal yaklaşımın uyarlanabilirlik avantajı vardır. Yapısal renk örneklerinden, çiçek yaprağının iç kısmındaki hücreler büyürken, yaprakların yüzeyinde buruşukluklar ortaya çıkar. Bu yapılar, yüzeye çarpan ışık dalgalarının girişim yapmasını sağlar. Buruşukluklar arasındaki mesafeye bağlı olarak ortaya çıkan renk değişir.
Buruşuklukların periyodik olduğu varsayılarak çizilmiş grafikte, kırmızı ve mavi renkler için, parlaklığın kırınım açısına bağlı olarak değişimi gösteriliyor. Yüzeyden yansıyan ışıktaki bazı renkler parlaklaşırken, bazıları ise sönükleşir. Hangi kırınım açılarında parlaklığın azami seviyeye ulaşacağı, dalga boyuna ve yüzeydeki buruşukluklar arasındaki mesafeye bağlı olarak değişir. İnsan gözü, mor ötesi ışığında olduğu gibi, kimi yapısal renkleri algılayamaz. Birçok çiçek türü, çiçeklerin tozlaşmasına yardımcı olan arıların, mor ötesi ışığı algılayabilmeleri nedeniyle oluşturdukları yapısal renkleri, bizler, algılayamıyoruz. Mor ötesi yanar döner renkler arıların dikkatini çekerek, çiçeklerin çoğalmasına yardımcı olur. Canlıların bu yapısal renkleri sağlamak adına, dokularının optik özelliklerini nano ölçekte şekillendirdikleri bilinen bir gerçekti. İleri çalışmalar, daha çok, nasıl gerçekleştirdikleri üzerine. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, mavi ışınlı deniz limpeti olan bir yumuşakçanın, kabuğunda belirgin parlak mavi çizgiler oluşturma nedeni açıklanmıştı. Kabuktaki, şeffaf kalsiyum karbonat kristallerinin katmanları, her katmanın bir ışık şeridini kırdığı ve yansıttığı çoklu mikroskobik tabakalar olarak sıralanmıştır. Kırılan ışık dalgaları birbirleriyle etkileşir, her katmanın kalınlığına ve ışığın dalga boyuna bağlı olarak dalgalar, ya toplanırlar, ya da yok olup giderler. Limpet, katmanların kalınlığını doğru bir şekilde hesaplayarak, mavi olanlar dışındaki tüm dalga boylarının birbirini iptal etmesini sağlar. Yapısal renklerde benzer fenomenlere, farklı canlılarda da rastlayabiliriz. Ahtapotlar ve kafadan bacaklıların derilerindeki bazı kromatofor hücreleri, düzenli bir durumdan düzensiz bir duruma hızla geçebilen, yansıma adı verilen protein katmanları içerirler. Ancak ahtapotun aksine, limpet, yerleştirmeden sonra katmanlarının şeklini değiştiremez. Parlak mavi tüylere sahip kimi kuşların, yapısal renkleri nasıl ürettikleri konusunda varılan sonuç, bir faz ayrımı süreci. Yüksek büyütmede incelenen kuş tüyünün renkli kılları, ya da filamentleri, beta-keratin proteininde asılı duran küçük, tek biçimli hava küreleri ile köpüklü bir yapıya sahiptir. Her bir hava kabarcığından saçılan ışık, komşu kabarcıklardan yansıyan ışıkla etkileşime girer. Ve tam olarak bunu gerçekleştirebilecekleri boyutta olduklarından, mavi renk, turkuaz renk veya ultraviyole renk sağlarlar. Beta-keratin, sürüngenlerin ve kuşların epidermisinde bulunan yapısal bir protein türü. Gelişmekte olan bir kuş tüyü hücrelerinin içinde beta-keratin, sulu sitoplazmada dağılmış vaziyette ortaya çıkar. Hücredeki kimyasal değişiklikler, polimerize protein matriksi içinde küresel su damlacıkları oluşturarak, beta-keratin ve suyun kendiliğinden ayrışmasına neden olur. Hücre öldükten sonra su buharlaşır ve boşluklar hava ile dolar. Ardında, doğru dalga boyunda ışığı yansıtan hava kabarcıklarından oluşan minyatür bir top havuzu kalır. Bardağa doldurulan biranın tepe kısmına benzer. Yoğuşma sonucu çözünmüş karbondioksit baloncuklar oluşturur, bir boyuta kadar şişen baloncuklar yüzer vaziyette durmaya başlar. Mavi alakargalar gibi birçok kuş türünün mavi tüylerinde, bu baloncuklar düzensizdir. Ancak en azından bir tür, Güneydoğu Asya'nın mavi kanatlı yaprak kuşu, tüylerinin ışıltılı mavisini, mükemmel şekilde düzenlenmiş kabarcık kristallerinden alır. X ışınlarında incelenen tüylerin jiroid yapısı keşfedildi. 1970 yılında, NASA bilim adamı Alan Shaw'un tarafından keşfedilen ve doğada kendi kendine oluşan jiroid yapıları, 3 boyutlu baskıda dahil, birçok alanda kullanım bulmuştur. Son derece periyodik bir yapı oluşturan, sonsuz bağlı bir minimal yüzey olan jiroid, bir anlamda bir kürenin tersidir. Bir küre tek tip pozitif eğriliğe, bükülmeye sahipken, jiroid, negatif eğriliğe sahip bir eğer şeklindedir. Özel özelliklerinden biri de, alanı, birbirini mükemmel şekilde yansıtan bir çeperle ayrılmış tünel sistemli iki labirente ayırmasıdır. Canlı bir hücrenin içindeki her iki tünel grubu da sıvı ile dolduğunda, yapı, çift jiroid olarak bilinir. Sadece bir tünel dizisi dolduğunda ise yapı, tek bir jiroid. Yaprak kuşlarının tüylerindeki, nano ölçekli kabarcıkların periyodik düzenlemesi, kuş tüyünün kılı içindeki bir jiroid yapının kendi kendine organize gelişimiyle ortaya çıkar. Yaprak kuşunun tek jiroid kristalleri, limpetin katmanlarıyla aynı optik özelliği sergiler. Tek jiroidler, daha önce doğada sadece bazı kelebek ölçeklerinde görülmüştür. Kelebek ölçeklendirmelerinde, ölçek hücrelerindeki endoplazmik retikulum zarının her iki tarafında sıvı bulunan bir tabaka oluştuğu ve çift jiroid oluştuğu görülmüştür. Ardından tünellerden biri kitin ile dolar ve katılaşır. Hücreler öldüğünde, geride tek bir jiroid bırakırlar. Eklem bacaklılar tarafından dış iskeletin kurulmasında kullanılan ve aynı zamanda mantarların hücre çeperini oluşturan karbonhidrata, kitin denir.
Araştırmacılar, doğada tek jiroidlerin oluşmasının tek yolunun, bu kalıp veya şablon süreci olduğunu düşündüler. Kanıtlar, yaprak kuşunun, jiroidlerini, yakın akrabası mavi alakarganın, faz ayrımı yoluyla yaptığı gibi, düzensiz baloncuk havuzları oluşturarak gerçekleştirdiğine işaret ediyor. Bu, kristal yapının kendi kendine oluşabileceğini gösteriyor. Mühendislikte zorlu bir süreç olan optik fiberler, kuşlarda kendiliğinden oluşuyor.